Life nu. We zijn live, broer. Şu anda Weşen Van de Turk. Sözü size bırakalım. Evet, şu anda sizin görmüş olduğunuz gibi. Ik ben Van de Pers. Do you have your ticket? Yes, yes. Weşen nu live. Ik wil een ticket. Okay, you can see. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi yoğun bir güvenlik önlemi var burada. Ama Galatasaraylı futbolcular şu anda buraya geldi ve otobüslerden inerek stata doğru gidiyorlar. Sadece değil, tüm kafile burada şu anda. Tüm hepsi burada. Şunu da belirtmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren bizim haber kovalayışımız devam ediyordu. Devam etmeye de devam ediyor aslında. Diğer taraftan yoğun bir coşku var burada. Özellikle Galatasaray taraftarının burada coşkuyla Galatasaraylı futbolcularını karşıladığını net bir şekilde belirtebilirim. Sabahın erken saatlerinden itibaren söylemiştim. Burada bulunmuş olduğumuz Akmar kentinde Azı Akmar Stadyumu'nun önünde ve çevresinde ve şehir merkezinde yapmış olduğumuz yayınlarda olup biteni an ve an sizlere aktarıyorduk. Şehir içerisinde bundan yaklaşık yarım saat önce taraftarlar arasında, yani kendi Galatasaray taraftarları arasında, gruplar arasında çıkan bir tartışma vardı. O tartışmada tamam da bir canlı yayındayız arkadaşlar, o açıdan söylüyorum şu anda. AZ'nin önüsü gelecek şimdi. AZ otobüsü gelecek. Kafilesi stadyum. Evet, Galatasaray kafilesi stadyuma geldi. Azı Akmar Galatasaray mücadelesi saat 20.45'te başlayacak. Ve temsilcimiz Galatasaray'da şu an Hollanda'da stada gelişi gerçekleşti. Birazdan kadrolarca belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın nasıl bir 11'le sahada olacağı da dakikalar içerisinde belli olacak. Biz canlı görüntüleri stat çevresinden ekranlarınıza taşıyoruz. Yoğun güvenlik önlemleri var. Hollanda'da karşılaşmanın oynanacağı Azı Akmar Stadyumu ve çevresinde. Ve yanlış görmüyorsam şu an Azı Akmarlı futbolcuları taşıyan takım otobüsü de stadyuma girişini gerçekleştiriyor. Ev sahibi takım Azı Akmar'da mücadelenin oynanacağı stadyuma geldi. Temsilcimiz Galatasaray'da dakikalar önce stadyuma gelmişti. Ev sahibi takım Azı Akmar'da stadyuma gelişi gerçekleşti. Biz de canlı yayında ekranlarınıza taşıyoruz bu görüntüleri. Ve arkadaşlarımız da son hazırlıklarını yaptılar. Hemen tekrar sözü biz Hollanda'ya bırakalım. Fatih Özyar yanında Serhan Türk'le birlikte karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunacaklar. Söz onlarda. Evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi az önce A Spor Birlik'e daha imza atarak aslında Galatasaray futbol takımının otobüsünün stada geliş anında ekranlara an be an aktarmış olduk. Sadece önce değil AZ Akmar. Ama nasıl geldi işte evet. O var. Onu aktaracağız. Onu aktarmayı da sana bırakıyorum. Nasıl geldi sence? Nasıl geldi? Her zamanki gibi geldi. Yani Galatasaray kendi stadına gelirken o meşhur bir tane şarkısı var. Bir çok güzel bir yabancı müziği var. Onun eşliğine geldi ve camları vura vura geldiler. Biz geldik buraya. Burayı inletmeye geldik dedi. Bakalım, inşallah iyi bir maç olmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın burada kazanmasını bekliyoruz. Aslında Avrupa mücadelesi veren bütün takımlarımızı destekliyoruz. Hepsinin kazanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Galatasaray'a başarılar dilerim öncelikle. Tabii ki Galatasaray burada. Serhan, tam bu noktada şu soruyu tabii sormak istiyorum sana. Aslında UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Akmar Fenerbahçe'yi burada konuk etmişti. O maçta Fenerbahçe tek favori olarak burada gösterilmişti. Çok sayıda futbolcusu da sakattı ama bugün birçok futbolcusu da geri dönecek. Şimdi sana yönlendirmek istediğim soruda acaba buradan Galatasaray puan veya puanlarla çıkar mı? Sen ne düşünüyorsun? Şimdi puan sıralamasına bakmak lazım. Galatasaray şu an Avrupa Ligi'nde 3. sırada. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 10 puanla 3. sırada. Ve bir önde Ajax takım var, önde de 1. sırada da Lazio takım var. O açıdan Galatasaray şu an buraya favori bir şekilde geldi. Tabii ki şunu söylemek lazım. Diri bir takım, genç bir takım. 90 dakika temposu düşmeyen bir takım. Tabii ki Fenerbahçe galibiyetinden sonra dediler ki biz nasıl Fenerbahçe'yi yendik dediler. Ve daha sonrasında liglere bir dirilme oldu. Ya zaten Fenerbahçe maçına kadar da kötü oynayan bir
Azi Akmar vardı. Kendini gösteremeyen bir takım vardı. Ama işte genç o 18 yaşındaki Simit Yıldız'ı adeta Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı. Ama Galatasaray'da yıldızlar topluluğu diyebiliriz. İşte Osimhen'i var, Mertens'i var, Batshuayi'si var, Davinson Sanchez'i var, Muslera'sı var. Hem kendilerini kanıtlamış önemli oyunculara sahip, hem de Avrupa arenasında çok iyi isimlere sahip bir Galatasaray var. Bu açıdan Galatasaray mutlak favori olarak geldiği karşılaşmada inşallah kazanıp ülkemize puanlarla dönmek istiyor Galatasaray. Bu açıdan Galatasaray'ın mutlak favori olacağı bir karşılaşma diyebiliriz. Dün basın toplantısındaydım ve olup bitenleri ben de takip ediyordum. Evet. Şimdi burada Azizet Akmar teknik direktörü Fenerbahçe maçında yapmış olduğu bir açıklamana benzer bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Fenerbahçe'yi nasıl yeneceğimizi çok iyi biliyorduk. Galatasaray'da biliyoruz. Burada sence yüzdelik oran verirsen bu karşılaşmada 3 puan veyahut da puan kim olur? Şimdi o maçta favori Fenerbahçe'ydi. Bu maçta favori Galatasaray. Yani Azi Akmar bir daha Fenerbahçe ile karşılaştığında o skoru alamaz. Onu net bir şekilde söyleyelim. Ya Galatasaray da zaten şu an hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Güzel bir kadrosu var. Tabii ki Icardi'den eksik bir kadrosu da var. Icardi ile ilgili bir not vermek de istiyorum Fatih. Biliyorsun Icardi'nin Arjantin'de bir ameliyat süreci var. Yani ben buradan Aspor izleyicilerine bunu bilgiyi vermek istiyorum. Icardi artık sorumluluk Icardi'de. Şöyle, Icardi için her türlü imkanlar sağlandı. Türkiye'de ameliyatı olması için. Ve bu imkanların hepsi seferber edildi. Ama Icardi bütün sorumluluğu olarak ben Arjantin'e gitmek istiyorum. Arjantin'de ben ameliyat olmak istiyorum dedi. Arjantin'de Neymar'ın da ameliyat olduğu klinikte ameliyat olacak. Ve buraya yenilince gitmeyecek. Kulüp doktoru yenilince katılmayacak. O daha önce planlanan takvimde Icardi'nin ameliyatında yenilince olacaktı. Avrupa'da herhangi bir ülkede olsaydı ya da Türkiye'de olsaydı Türkiye'de her türlü imkan da sağlanmıştı. Yenilince Arjantin'deki ameliyatta bulunmayacak ve bütün sorumluluk Icardi'ye ait. Icardi'den gelirsek Icardi çok önemli bir yıldızı. Galatasaray'ın özellikle ön alan baskısında rakip defansı rahatsız edecek bir boyutta pozisyon bulma anlamında, pozisyon açma anlamında, Osimhen'e pozisyon kazandırma anlamında, Mertens'in oradan çıkıp gol atması yönünde ya da Yunus'un, Barış'ın atakları yönünde Icardi orada defansı adeta bozan bir özelliğe sahipti. Ama Icardi yok. Batshuayi var biliyorsun. Batshuayi de Galatasaray'da yıldız oyuncu ve girdiği maçlarda Galatasaray'ı rahatlatıyor. En son Bodrum maçında attığı golle Galatasaray'a adeta bir nefes aldırmıştı. Biz Osimhen ile Icardi'nin ikilisinin Okan Hoca'nın o üçlü formatında forvet noktasında kullanabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Galatasaray buraya kazanmak için geldi. Kafası rahat. Avrupa Ligi'nin 3. sırada ama daha da fazla rahatlatmak istiyor. Kazanmaya devam etmek istiyor. Bu anlamda da temposu yüksek bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Neden temposu yüksek karşılaşma? Rakip genç oyunculardan oluşuyor. Temposu yüksek ve 90 dakika yayabiliyorlar. Galatasaray'ın her zaman yaptığı gibi ön alan baskısını yapıp orada hatalar ya da pozisyonlar bulup değerlendirmesi lazım. Bu anlamda Osimhen gibi gizli silah değil artık. Apaçık bir silah var. O silahı da kullanmak istiyor. Şunu söylemek istiyorum. Aslında son olarak da biraz toparlamak da istiyorum. Tam futbolcuların sayımına başlamışken sence muhtemel 11 bugün ne olur? Biz gün boyunca aktardım ama bir de senden dinlemek istiyorum ben. Yani zaten üçlü olarak baktığımızda Galatasaray'ın üçlü stoper tandemine baktığımız zaman Davinson, Sanchez, Abdülkerim ve Nelson onu bekliyoruz. Sağda Barış, solda da Yunus'u bekliyoruz. Orta sahada Torreira, Gabriel Sara, önlerinde Mertens. Forvet'te ise Osimhen ve Batshuayi'yi bekliyoruz. Ama tabii ki bunu en iyi Okan Hoca bilir çünkü biliyorsun Galatasaray formasyon değiştirdi. Icardi ile Osimhen'i oynatmak için ve o formasyonda daha fazla pozisyon bulması açısından böyle bir formasyona girmişti. Aynı formasyonu burada yapmasını bekliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nin geride bırakmış olduğumuz 4 haftasında Yunus'un her maçta atmış olduğu bir gol var. Ondan bugün bir gol bekliyor musun sence? Tabii ki Yunus biliyorsun çok fazla süre aldı ve bu süre almışından dolayı biraz yorgunluğu vardı. Bu yorgunluğunu milli takım performansında gördük ve daha sonrasında Bodrum maçında da görebildik. Ama Yunus gerçekten çok iyi kendini gösteriyor. Galatasaray'ın en önemli silahlarından bir tanesi. Ben burada Osimhen'in daha fazla pozisyon bulmasını ve daha fazla gole çevirmesini bekliyorum. Tabii ki Yunus'a da çok iş düşecek, Barış'a da çok iş düşecek. Ve önemli olan Galatasaray'da her maçta farklı bir oyuncu maçın adamı oluyor ama en önemlisi ise bir takım olabilmek. Galatasaray bu takım olgusunu en iyi yapan takımlardan başında geliyor. Serhan sözü İstanbul'a bırakmadan önce tabii skor ne olur? 3-1 olur. Bir rövanş almak lazım.